Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hatice Uzunoğlu, özel eğitim öğretmeniyim. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldım ve sadece öğrenme güçlüğü gösteren çocuklara destek eğitim veren bu kurumu açtım. Biz burada zekası normal ve normal üstü olan ancak öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara destek eğitim hizmetleri veriyoruz. Bu anlamdaki hedefimiz öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların normal koşullarda öğrenemedikleri, güçlük çektiği alanlarda onların bu çektikleri güçlükleri tespit ederek o alanda onlara en doğru olan destek eğitimi vererek bu güçlüğü aşmalarını sağlamak. Bizi diğer kurumlardan ayıran en büyük özellikler Bursa'da pek çok özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi hizmeti veren kurumlar var. İyi kurumlar, hepsi alanında çalışıyorlar. Fakat bizim onlardan farkımız biz tüm engel gruplarıyla değil sadece öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara destek eğitim hizmeti veriyoruz. Çünkü öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar zekaları normal olduğu için diğer engel gruplarıyla bir arada bulunmak onları rahatsız ediyor ve bir süre sonra gitmek istemeyerek eğitim almayı reddediyorlar. Bu da onlar için bir kayıp oluyor. Burada çocuklara ilk önce tıbbi tanısını almış olan, arkasından da Milli Eğitim'deki Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeki RAM raporunu almış olan çocuklara, tanı almış olan çocuklar bize başvuruyorlar. Biz de başvurduktan sonra biz onların ÖG değerlendirmesini, akademik değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmenin sonucunda çocuk hangi alanlarda güçlük çekiyorsa biz çocuğun güçlük çektiği alanı tespit ederek performansını belirliyoruz ve çocuğa en uygun olan eğitim sistemi ihtiyaçları doğrultusunda onların eğitim programlarını hazırlayarak birebir bireysel destek eğitimi veriyoruz. Üstün zekalı çocuklar da hani aynı zamanda özel eğitime ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da normalleriyle adapte olmakta güçlük çekiyorlar. Ama bizim öncelikli grubumuz üstün zekalı çocuklarda öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar da üstün performans gösterdiği alanlar oluyor. Ama bizim öncelikli hedef grubumuz öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların üstün zekalı olanların çok desteğe ihtiyacından daha çok öğrenme güçlüğü yaşayan, okumada, yazmada, temel matematik becerilerinde güçlük çeken ve yaygın olarak bilinen adıyla disleksi diyor. Biz öğrenme güçlüğü demeyi tercih ediyoruz. Bu çocukların güçlük çektiği alanlarda, örneğin çocuk matematikte üstün performans gösteriyor olabilir ama okumada, okuduğunu anlamada sorun yaşıyordur. Biz onun güçlük çektiği alanı belirleyerek bunu aşmasına yardımcı oluyoruz. Bir çocuğun öğrenme güçlüğü yaşadığını ilk önce okul performansı çocuğun düşükse, çalışıyor bir türlü başarılı olamıyorsa, dikkati çok dağınıksa, odaklanmada sorun yaşıyorsa, çok dağınıksa, sağını solunu karıştırıyorsa, belleği zayıfsa bu çocuklarla aile bu gibi durumlarda bunun normal olduğunu düşünmeyip mutlaka bir uzmana başvurarak çocuğunun nasıl bir sorun olduğunu belirlemesi ve onun için müdahale etmesi gerekiyor. Erken müdahale her zaman çok önemli oluyor. Erken müdahale ile çocuklar bu sorunu aşarak, kısa sürede aşarak öğrenim hayatlarında olumsuzluklar yaşamamış oluyorlar. Eğer bu eğitimi almazsa çocuk, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk bu eğitimi almadığında okulda sürekli başarısızlıkla karşılaşıyor ve özgüven kaybına neden oluyor. Bir süre sonra bu tembel, başarısız ya da arkadaşlar arasında istenmeyen şekilde etiketleniyor. Okula gitmek istemiyor, olumsuz davranışlar geliştirmeye başlıyor. İlk önce biz değerlendirme sırasında çocuğu iki alanda değerlendiriyoruz. Bir, bilişsel beceriler alanında değerlendiriyoruz. Bilişsel becerilerde görsel algı, işitsel algı, zaman kavramı, planlama becerileri, odaklanma, dikkat, bunlara bakıyoruz. Eğer çocuk bu alanda güçlük çekiyorsa ilk önce bilişsel becerileri güçlendirerek çocuğun akademik hayatını destekliyoruz. bilişsel becerileri güçlenmediğinde, burada sorunlar yaşadığında çocuk akademik olarak başarıyı sergileyemiyor. Bilişsel becerileri güçlendirdikten sonra akademik destek eğitimi başlıyor çocukların. Bizde ilk gelen değerlendirmeye gelen çocuğun değerlendirmesini psikolog, özel eğitimci ve ergoterapistle birlikte yapıyoruz. Psikologumuz bilişsel değerlendirmesini, özel eğitimci akademik değerlendirmesini, ergoterapist de duyu değerlendirmesini yapıyor. Eğer çocuğun duysal anlamda bir yetersizlik yaşıyorsa bu öğrenme alanlarını olumsuz yönde etkiliyor. Biz eğer çocuk duysal bir yetersizlik yaşıyorsa ergoterapi ile birlikte akademik desteği ergoterapiyi de katarak öğrenme sürecinin hızlanmasını sağlıyoruz. O yüzden bir bütün olarak ekibimizle çalışıyoruz, çocuğu değerlendiriyoruz.